Hallo ihr Lieben, merhaba arkadaşlar. Ich bin Deutsch-Deutlich Orhan Özmut. Beni Instagram'dan, YouTube'dan Deutsch-Deutlich ismiyle takip ediyorsunuzdur zaten. Facebook'tan da Almanca köşesi, Almanca test soruları ya da Deutsch-Ecke-Test Fragen Deutsch sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugün Teil 1, birinci bölümünü çekiyorum. Şu konunun, die Satzverbindung, es sei denn oder es sei denn das. Sie kann anstelle eines Wenn-Satzes verwendet werden. Evet arkadaşlar, es sei denn veya es sei denn das kalıbı cümle bağlar ve bir wenn cümlesinin, biliyorsunuz wenn cümlesi yan cümle türüdür ve bir şart bildirir. Bu wenn-Satz yerine gelebilir. Hangi şartlarda nasıl gelir, anlamı nedir? Şimdi gelin hep birlikte ona bir bakalım. Wie drückt man einen Wenn-Satz mit es sei denn das aus? Zuerst müssen wir wissen, evet arkadaşlar, öncelikle es sei denn'in bir temel cümleye giriş yaptığını ama es sei denn das kalıbının bir yan cümleye giriş yaptığının farkında olmamız gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hemen de örneklerimize bakalım ve anlamını da buradan ilk kez bakmış olalım. Es sei denn ne demek acaba? Ich gehe in die Oper. Ben operaya gidiyorum kısmı zaten temel cümlemiz iki cümlede de bakın burada. Ama ondan sonraki bölüm es sei denn das cümleyi bağlar dedik ve hemen yeni bir temel cümleye bağladık. Wir machen zusammen etwas. Evet, ben operaya gidiyorum. Ama birlikte başka bir şey yaparsak durum değişir, aksi olur. Demek ki es sei denn kalıbı aksine değilse aksi durumda, aksi takdirde anlamlarına gelen bir kalıpmış. Ich gehe in die Oper. Es sei denn, dass wir zusammen etwas machen da yukarıdaki cümlenin yan cümleyle ifade edilmiş versiyonu. Yani ikinci bölüme bakın. Çünkü das biliyorsunuz Almanca'da bir yan cümle bağlacıdır. Yan cümlelerde çekimli fiiller sonda yer alır. Burada yine wir öznesine göre, bize göre çekimlenmiş hali sondadır. İki cümle arasında bir anlam farkı yoktur. Yapı olarak işte es sei denn temel cümle, es sei denn das yan cümleye bağlar. Onun dışında wenn'li cümlelerin negatif ve pozitif olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bu es sei denn ve es sei denn das kalıplarını kullanabilmemiz için önemli bir bilgi. Şimdi negativer Wenn-Satz, ona bir örnek gelsin. Wenn du mir das Geld nicht gibst, negatifliğini görüyorsunuz zaten kırmızıyla hemen işaretledim. Nicht sözcüğü olumsuzluk bildiren bir sözcük olduğu için bu wenn cümlesi olumsuz bir wenn cümlesi olmuş oluyor. Du, wenn du mir das Geld nicht gibst, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen. Sen bana parayı vermezsen ben kirayı ödeyemem şeklinde çevirebiliriz. Dann kısmı istersek ekleyebiliriz. Parantez içerisine aldım. O zaman anlamındadır. Yani sen bana parayı vermezsen o zaman ben kiramı ödeyemem şeklinde olabilir. Bu dann'ı kullanabilmek için zaten sadece böyle ikinci sırada olması gerekiyor. Yani temel cümlenin İkinci sırada olması gerekiyor. When biliyorsunuz bir yan cümledir o da. Ama başta olduğu için done'ı istersek kullanabiliriz. Şimdi bakın positive when satsa örnek. When'li cümleyi ikinci sıraya aldım. Başka bir cümle bu ama when'li cümle yani yan cümlemiz ikinci sırada. Görüyorsunuz burada done deme imkanım zaten yok. Çünkü done o zaman demek. O zamanla bir cümleye başlayamam. Çünkü daha öncesinde bir şey anlatmış olmam gerekir. O yüzden temel cümle den sonra geliyorsa yan cümle zaten bir dan kullanma imkanım yok. Peki bu cümle ne diyor? Buna da positive when satz demişiz. Çünkü when'li yan cümlede olumsuzluk bildiren bir sözcük yok. Mein Bruder heiratet im Sommer. Abim ya da erkek kardeşim demek biliyorsunuz. Bruder. Yazın evleniyor. Ne zaman? Şartı neymiş? When. When bir şart cümlesi dedik. Wenn er das Geld für eine Hochzeit zusammengespart hat. Bir düğün için gereken parayı biriktirdiğinde, toparladığında yazın evleniyor, evlenecek anlamında bir when cümlesi. Şimdi negatif ve pozitif olarak ayırdık. Çünkü bir bakalım şimdi bakın aynı cümleler tekrar geliyor. Es sei denn das kalıplarımızda kullanabilmemiz bu when'li cümlenin barındırdığı anlamın tam aksini çünkü yakalamamız sağlamamız gerekiyor. Ondan önemli. Eğer when cümlemizde bir olumsuzluk varsa es sei denn kalıbına çevirdiğimizde pozitif kullanmamız gerekiyor. Hep aksini düşüneceğiz yani kullanımda. Ich kann meine Miete nicht bezahlen, es sei denn du gibst mir das Geld. Ben kiramı ödeyemiyorum. Sen bana para verirsen
İşler değişir tabii. Yani durum değişir. Aksi olur anlamına gelen kalıbımız. O zaman ödeyebilirim anlamında. Neyi gördük? Esayiden bakın yeşil negatiflik gitti cümleden. Negatif wenn Satz, positiva es sei denn Satz oder Verbindung. Evet arkadaşlar, bir de bunun yan cümleyle kullanımını görelim. Şimdiki fiilin yerine dikkat bakın. Gibst or var orada. Geben fiilinin duya göre çekimlenmiş hali. Es sei denn das bir yan cümleye giriş yapacağı için o en sona gidecek gördüğünüz gibi. Ich kann meine Miete nicht bezahlen. Es sei denn, dass du mir das Geld gibst. Anlam olarak ama bir farkları yok. Positiver Wenn-Satzımızı da hatırlayalım. Mein Bruder heiratet im Sommer, wenn er das Geld für eine Hochzeit zusammengespart hat demiştik. Neydi şartı? Abimizin evlenebilmesinin şartı. Düğün için olan paranın toparlanabilmesiydi. Toparlarsa evlenecekti. Şimdi bakın, bu pozitif olduğu için es sei denn'li kalıbımıza bir negatif sözcük eklememiz gerekiyor. Mein Bruder heiratet im Sommer, es sei denn, er hat das Geld für eine Hochzeit nicht zusammengespart. Abim yazın evleniyor. Düğünü için olan parayı toparlayamazsa aksi olur. Durum değişir. Aksine yani evlenemez. Ve bunun haben fiilinden şimdi dikkat. Er hat çekimlenmiş öznemize göre, üçüncü tekile göre. Es sei denn das kalıbını kullandığında bir yan cümle olduğu için bu sefer haben çekimli halde sona gider. Es sei denn, dass er das Geld für eine Hochzeit nicht zusammengespart hat. O kadar da zor değildi arkadaşlar. Yani wenn'li cümlemizin anlamına bakacaksınız. Pozitifse es sei denn kalıbı negatif oluyor. Wenn'li cümle negatifse es sei denn kalıbı pozitif oluyor. Şimdi evet, schauen wir uns jetzt die Verbindungen mit es sei denn das, die wir am Anfang der Präsentation hatten, noch einmal an. Sunumun başında hani size bir cümle vermiştim, hemen gelsin o tekrar. Ona tekrar bir bakalım. O paraya gitmekle ilgiliydi. Şimdi bunun matematikte olur ya, bir işlemin sağlamasını yaparız, tersinden bir bakarız. Bunu da şimdi es sei denn kalıbı verildiyse bir wenn satsa çevirelim. Wie würde jetzt umgekehrt der wenn Satz heißen? Die Satzverbindung mit es sei denn oder es sei denn das hat keine Negation. Evet görüyorsunuz yukarıdaki cümleye es sei denn das bir negatif ifade barındırmıyor. Yani pozitif bir ifade var bu cümlede. Das wiederum bedeutet, dass der Wenn-Satz hier nun eine negative Aussage beinhalten muss. Ne diyor bu cümle bize? Bu şimdi bize wenn'li cümlenin olumsuz bir ifade barındırması gerektiğini gösteriyor. Buna göre de Wenn-Satz nasıl olmalı arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Ich gehe in die Oper, wenn wir zusammen nichts machen. Operaya gidiyorum, eğer birlikte bir şey yapmazsak. Ya da işte eğer birlikte bir şey yapmazsak ben operaya gidiyorum gibi de çevirebiliriz. Wenn'li cümle başta veya sonda olabilir demiştik. Evet arkadaşlar, birinci bölümü burada bitiriyorum çünkü uzun bir video olacak. İkinci videoyu konjunktifli kullanımlarıyla bu es sei denn kalıbının konjunktif 2 diyelim. Konjunktif 2'deki özellikle de würde form. Würde formu ile devam edeceğiz. O videoyu da bekliyorum. Görüşmek üzere.